sevgili yengeç burçları hepinize güzel bir Mart ayı diliyorum. Mart 2024 sezonu sevgili anaç yengeçleri neler bekliyor? Melek kartlarım var. Daha doğrusu Deniz Kızı ve Yunuslar destesi bunun adı. Tarot destem var. Marsilya tarotum var. Ve İskambil kartları destek vereceğim. Tabii ki kahve falı en uğurlu fallardan birisidir. İnşallah güzel yüreğinizde güller açar. Bakalım neler var? Bu sizin ruhsal haneniz. Bu da sizin yakın çevreniz, hane, ev diyebiliriz, iş yeri diyebiliriz. Hadi bir bakalım. Çok güzel bir onaylama, çok güzel bir kabule geçiş olduğunu, yüreğinin dalgalandığını ama yakın zamanda ferahlığa kavuşacağını artı görüyorum artı yani 2 artı 2 4 eder ya net bir sayı veriyor gerçekten de net bir sayı bir konuda yoğunlaşma ilgi alaka ve beyaz bir sayfa açma yeniden bir beyaz sayfa açma olacağını görüyorum. bir etkiyi çoğaltacağınızı Yine arkadaşlar burada hane içerisinde olsun, senin ruhsal dengende olsun bir saf enerjiyi görüyorum. İletişim çok güzel, çevre iletişimi çok güzel. Daha önce bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Sen zaten yengeç burcu geri çekmişsin kendini. Biraz dargınlık olmuş, biraz kırgınlık olmuş. Herkes kendini aşmalı diyorsun aile hayatında olsun ikili ilişkilerde olsun birilerine gereken dersi vermişsin gerçekten birileri daha olgun davranacak daha kendilerini aşacak hani bunu her zaman yapmaz bir yengeç burcu ama geçtiğimiz aylarda artık bana masal anlatma saf temiz bir enerjiyle gel iyilikle gel güzellikle gel şifa enerjisiyle geldi demişsin. Bu da bakın hem aslan ve hem de at sembolleriyle gösteriliyor. Aslan kesinlikle. Aslan devlet kapısından alınacak haber, güç olma, güçlü olma, kuvvetli olma. Aynı zamanda yengeçlerle aslanlar, yengeçlerle başaklar, yengeçlerle kovalar arasında süper ötesi ilişkiler bekliyorum Mart ayında. Barışmalar olacak, bir sıkıntıyı atlatıyorsun, açığa çıkan bir düşünce var, bir aktarım olduğunu görüyorum. Ve de ilmek ilmek bir takım başarıları ördüğünü görüyorum. Arkadaşlar kısa süre önce yaşlı bir insan hasta olabilir. Kısa bir süre önce bir komşu, akraba hastalanmış olabilir, yaşlı bir insan olabilir. Yine bu akrep burcundan, boğa burcundan olabilir. Bir hastaya gitme, bir hasta ziyareti, hasta bakımı görüyorum ama sona hayırlı geliyor. Evet kutsal değişim önemli bir yaşamsal değişikliği seninle beraber. Büyük iyiliklerle beraber getiriyor büyük iyilikler olacağını kutsal değişimin bakınız esnek olduğunda iyiliklerle karşılaşacağını görüyor zaten burada kademe kademe yükselme olacağını Avrupa'dan ya da Amerika'dan bir haber alabileceğini şimdi arkadaşlar bozuk olan işlerin düzelecek iletişim kurduğunu görüyorum düştüğün sıkıntılı süreçlerden kurtulacağını görüyorum. Dostluklar kuracaksın. Yeni dostluklar kurulacak ve uzaktan biri gelecek görüyor musun? Valizlerle. Yengeç Burcu. Haneye giriş yapıyor. Zaten burada da gördüm. Dalga dalga yayılma. O da gelebilir sen de gidebilirsin. Valizler hazırlansın. Sen de gidebilirsin. kutlama var, doğum günü var, parti var ve aynı zamanda bakınız refah dalgaları seni bir önceki aya taşıyacak. Bu ay planlar yapacaksın, planları hayata geçireceksin. Pembe düşlerin gerçek olacak. Bir hareketlilik var. Başarılı sonuçlar var sevgili dostum. İletişim, canlılık, arkadaşlıklar. Ama buradaki sarı hem yaşam sevinci hem de biraz kıskanılıyor diyor. Zaten hanede gördüm. Bazı dedikodular var yengeç burcu. Aldırış etme. Dedikodulardan dolayı canın sıkkın. Ama hayır. Burada dedikodular boşa çıkacak. Görüyor musun? Hane içi temiz geldi. Taşınma işin gerçek olacak. Ve burada kutlama bir sağlık sorununun çözülmesi. Boyun bölgesinde bel bölgesinde rahatsızlık varsa iyileşme olacağını görüyorum. Kupa şövalyesi ters olarak geldi. Geç gelen mutluluk. Ama gelecek. Geç de olsa gelecek. Teklifler görüyorum. Serbest iş yapanlarda müşteri memnuniyeti. Bir kapı açıldı hayırlı bir kapı. Buradan giriş var. Sırf sırf da dönmüş. Böyle kısa süreli bir küslük yaşanabilir ama o küslüğün sonu aydınlık gelecek. Bir hareket, bir yön, bir bağlantı kurulacak. Balık ağı görüyorum. Sanki bilinçaltı alanında temizlik yapıyorsun ve bu da seni çok güzel bir noktaya getiriyor. Biraz evde göz hani ne derler güzelliğin yanı sıra biraz da biraz çile var ne olursa olsun dönüşüm olacak mekanında bir hareketlilik olduğunu görüyorum kıskanç komşulardan kıskanç arkadaşlardan kurtulacağını bir hüküm vereceğini birileriyle yüzleşme yaşayacağını ne olursa olsun bu yüzleşmenin kıskançlık şekilde değil de hani bir ikaz, ikaz edeceksin birisini. Ve o dedikoducu insanların, iki yüzlü insanların bakın burada gücünü kaybettiğini görüyorum. Görüyor musun? Burada çiçekler açtı. Kötü insanlar gelip geçmiş hayatından, şimdi iletişim zamanı diyor. Zaten bazı insanları yanlış anladım diyeceksin bazı yanlış anlaşmalar olduğunu, yanlış anlaşılmalar olduğunu fakat gelecekle ilgili planlarında hem zihinsel olarak hem bedensel olarak sağlam geldin bir tamamlanma yaşadığını görüyorum. Tesadüflere yer vereceksin. Görmediğin iki insanla karşılaşman var. Evinin balkonunda oturduğun bir anda bir telefon gelecek, çok sevineceksin sevgili dostum. Ya da balkondan bir haber alacaksın. Balkondayken sevinçli bir haber alacaksın. Sanki burada balkonda oturan birkaç kişi var. Ya da açık bir e e alanda oturabilir. Parkta oturabilir. Lokantada oturabilir. Böyle bir terasta çok sevinçli haber alacağını ve de ulu ol olabilir bazı şeylerin, mümkün olabilir bazı şeylerin hamancacık gerçekleşeceğini de gösteriyor. Rabbimin izniyle psikolojik anlamda rahatlaman olacak ve de baktığın, karşılaştığın her insanla sevgi alışverişi yapacağını görüyorum. Bir de hediyen var sevgili dostum. Bir de aynı zamanda nişan olayı görüyorum sevgili yengeç burçlarında. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.